Teşekkür ediyorum. Öncelikle konuşmama Emek ve Adalet Platformu'nun kuruluşunu tebrik ederek başlamak istiyorum. Bir müddettir birazcık ufak tefek tanışıklıklarımız vardı. İnşallah bu vesileyle daha yakından tanışmış olduk. Tabii benim konuşmam komple tanıtıma dönük bir şey. Çünkü hani şu şekilde değerlendirmiştik. Hani emek ve işte adalet mücadelesinde pratik arayışlar, yani özellikle Tokat örnekliğinde neler yapılıyor, neler yapılabilir veya Türkiye örnekliğine oradan neler taşınabilir ya da diğer tecrübelerden Tokat'a ne taşınabilir bağlamında. Kısaca ben Tokat'taki tecrübemizden bahsetmek istiyorum. Bu vesileyle bunun bir tartışma zemini olabileceğine inanıyorum. Tabii son dönemin özellikle sosyal adalet arayışlarında yeni bir takım sözleri, iddiaları bizim veya farklı ideolojik çevrelerin gündemine taşıdığını görmekteyiz. Bu mücadelenin de bir parçası olmaktan, bu mücadeleye bir katkıda bulunmaktan dolayı da mutluyuz açıkçası. Zaten İslami kimliğimizin bir gereği olarak, insan olmamızın bir gereği olarak böyle bir mücadelenin içerisinde bulunmak zorundayız. Tabii ki bu zorunluluk metazor olan bir şey değil, gönüllü, istekli olan bir şey. Allah'ımızın söylediği gibi riskleri göze alarak yapacağımız bir şey. Şimdi işçi arkadaşlarımız konuştular. Ben de onları tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Şimdi çadırlarından falan bahsettiler. Mesela Tokat'ta da sigara fabrikaları kapatılmıştı. Orada çalışanlar da bizim arkadaşlarımızdı, önemli bir kısmı. Ama işte gerek Tokat'taki İslami çevreler olsun, gerekse de Türkiye'deki birçok çevre işin özü hani bu konulara yeterince duyarlılık gösteremedi maalesef. Genellikle çok ilginç, sabahleyin de buna benzer bir şey söylendi ama mesela Tokat Sigara Fabrikası'nda çalışan insanların belki %60'ı AK Parti'ye oy vermişti. Ama yaşanan süreçte gelişmeler onların aleyhine oldu. Mesela şimdi oradan insanları 4C'ye sürgün ettiler maalesef. Çok ilginç. İşte bizim sendikamız var, Özgür Eğitimsen. 4C'ye geçen arkadaşlara, ki yine bir kısmı bizim arkadaşımız, o da ilginç bir şey. Hani dedik ki bu süreç, işte hükümet sizi buraya sürdü. Hükümete yakın sendikalar da size sahip çıkmadılar. Biz elimizden geldiği kadar işte Ankara'daki çadırlarında, Tokat'taki eylemlerinde veya bizim düzenlediğimiz bağımsız eylemlerde bir sorumluluk olarak 4C sürecine karşı çıktık. O zaman birlikte olalım. Yani bundan sonra kamuya atandılar, milli eğitime falan. Ama yine bize üye olmadılar. Yani yine diğer sendikalara üye oldular. Tabi burada onları kınamak için söylemiyorum. İnsanlar çaresizleştiriliyor ve sürekli bir çözüm umudu diri tutularak, pompalanarak yakın bir gelecekte iktidar tarafından sorunlarının çözüleceği vaadinde bulunuluyor. Bu vaatler de tabi onların ister istemez bir boyun eğerek onlardan yana bir tavır sergilemelerine, tutum takınmalarına sebebiyet veriyor. Şimdi bizim Tokat'taki yaptıklarımız, yapmaya çalıştıklarımız da asfalikader, becerebildiğimiz kadarıyla onlardan bahsetmeye çalışacağım. Yani Toplumsal Dayanışma Kültürü Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği, kısa adı Tokat. Tokat 4 yıldır, 5 yıldır faaliyet gösteren bir dernek. Onun öncesinde oluşum olarak Tasfiye Edebiyat Dergimiz var bizim, aslında 7 yıllık yayın yapan. Tasfiye Edebiyat Dergisi mayaladığı bir direniş, direnen edebiyat anlayışı var. Yani biz özellikle edebiyatın insanların acılarına dokunan, onların yaralarını elleyen bir anlayış çerçevesinde oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Yani özellikle İslami çevrelerin yaptığı edebiyatın hayatın gerçeklerinden biraz kopuk, uzakta, onların acılarıyla köprü kuramayan bir tavırla ele alındığı kanaatindeyiz. Tabii Tasfiye Dergisi süreci Tokat Derneği'ni doğurdu. Tabii Anadolu'da genellikle İslami çevreler kapalıdır. Yani kendilerini pek dışarıya açmak istemezler, daha çok evlerdedirler. Zaten İslam çevrelerinin birçoğunun özelliği de vakıf, dernek gibi, sendika gibi legal yapılanmaları sistem içi kurumlar olarak değerlendirdikleri için onların akidevi açıdan problemli olduklarına inanırlar. Tabii çok samimi bir yaklaşımdır kesinlikle. Ama böyle bir yaklaşım da ister istemez bunun sosyalleşebilme imkanını ortadan kaldırmakta.
Tabii bu da İslami çevrelerle ilgili olarak bizim yaşadığımız problemlerden biri. O potansiyeli, o önemli potansiyeli pratik, görünür, sosyal mücadele alanlarına taşıyamamak gibi bir sıkıntıyla maalesef karşı karşıya geliyorsunuz. Tasfiye Edebiyat Düşünce Dergisi'ndeki o direnişçi damarı, işte Kürt sorunundan başörtüsüne, ekonomik sömürü düzeninden küresel işgal ve sömürü alanlarına kadar yelpazeyi geniş tutan, tutmaya çalışan ya da edebiyat anlayışı tabii insana bir özgüven kazandırıyor. Sözünüzün başka insan ve çevrelerle buluşması size özgüven kazandırınca yeni adımlar atma ihtiyacı hissediyorsunuz ister istemez. Bu da zaten insani ve İslami sorumluluğunuz. Tabii kısa da Tokat olan Toplumsal Danışma Derneğimiz de bu çerçevede Tokat'ta önceki birikimlerinden, Türkiye'deki diğer birlikte hareket ettiği ya da faydalandığı çevrelerden de güç ve ilham alarak Tokat'ta bir şahitlik süreci, adaletten yana, zulme karşı bir şahitlik süreci içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Neler yapıyor mesela, neler yapmaya çalışıyoruz, nasıl bir felsefemiz var? Şimdi malum Türkiye'de başörtüsü, Türkiye'deki İslami çevrelerin en birinci sorunlarından birisidir. Veya işte Filistin, Gazze mücadelesi bu öncelikli sorunlardan veya mücadele alanlarından birisidir. Tabii biz şuna inanıyoruz. Mesela işte Müslümanlar ne yaptılar? Diğer duyarlı insanlarla, Avrupalılarla, Türkiye'lilerle, Arap ülkelerinden katılımcılarla, Müslümandır, sosyalisttir, Hristiyandır, dinsizdir. Herkesin ortak vicdan gemisi olan Mavi Marmara'yı oluşturdular. Bizim şöyle bir şeyimiz var. Yani mesela Mavi Marmara'yı Türkiye'nin içerisinde büyük yani ırmakları sembol imge olarak şey yaparsak, değerlendirirsek, Kürt sorunundan emek problemine kadar, başörtüsüne kadar halkın acılarına dokunan hatlarda, Dicle'de, Fırat'ta, Yeşil Irmak'ta yüzdürebilme imkanları nelerdir? Yani Tokat Derneği olarak bizim o küresel vicdanı diyelim, küresel kelimesi bu anlamda olumlu kullanalım, yani de olumsuz kullanıyoruz. O vicdanı Anadolu'nun derinliklerine, Türkiye halklarının yaralarına ulaşabilecek nehirlerde yüzdürebilmek için neler yapabiliriz? Mesela sosyal adalet mücadelesi bağlamında az evvel saydığım alanlardan başka olarak bizim Özgür Eğitim Sen'le birlikte bir de daha evvel Memur Sen'e bağlı Eğitimdir Sen'de de uzun yıllar sendikacılık yaptığımız için bir sendikacılık refleksimiz de var. Bu sendikacılık refleksinin genellikle sosyalist ya da sol çevrelerdeki insanlara büyük kazanımları vardır eskiden beri. Birkaç yüzyıldır. Peki İslami çevreler hani sendikacılığı bir mücadele alanı, sosyal toplumsal mücadele alanı olarak açıkçası görmezler. Ama biz yine de bu tecrübelerden yararlanarak daha sonra Özgür Eğitim Sen eğitim alanında çalışan sendikamızı kurduk. O bağlamda özellikle mesela her yıl ne yapıyoruz? İşte asgari ücret açıklandığı zaman. Şimdi asgari ücret köleliktir. Hani kölelik bitti mi bitmedi mi tartışmaları var. Biz de meydanlarda işte birkaç yıldır şunu dillendirmeye çalışıyoruz. Pankartlarımızla, efendim dövizlerimizle, açıklamalarımızla, etkinliklerimizle. Kölelik bitmedi. Kölelik bugün asgari ücretle yaşıyor. Okullarda işte Kemalist propagandaya maruz kalan gençlerin endoktrinasyon süreçleriyle yaşıyor. İşte okuldan, meclisten, her taraftan dışlanan, kovalanan, İşte başörtülerle yaşıyor. Efendim işte arkadaşlarımızın anlattığı mücadelelerde yaşıyor. Kölelik devam ediyor. Mesela söylemeye çalıştığımız temel şey şu. Ya bugün modern köle olarak değerlendirdiğimiz işte asgari ücretliler ki çok önemli insan onu bile alamıyor. Onu da ayrıca ifade etmekte fayda var. Diyoruz ki bu işte İsrailoğullarına herhalde Firavun ancak bu kadar maaş veriyordu. Çünkü bir insanın ölmemesi lazım kölenin. Köle ölürse Firavun'un kendisinin çapa yapması lazım veya piramitleri yüksek sanat eseri olarak dikmesi lazım. Kölenin karnının doyması ama belinin de doğrulmaması yetecek kadar, yani onu sağlayacak kadar ücretle ödüllendirilmesi ya da kifayet etmesi beklenir. Dolayısıyla bir bilinç olarak bizim muhatabımız özellikle İslami çevrelerin hayatın, İslam'ın getirdiği adalet mesajının, dirilten mesajın en temelde insanların bu acılarına dönük bakışlarını sağlamaya çalışmak.
Tokat'ta yaptığımız bir etkinlik eylem, açık söyleyelim, Tokat kamuoyuna dönük değildir birinci olarak. Yani Tokat 130 bin nüfuslu bir şehirdir en nihayetinde, küçük bir Anadolu şehridir. Ama bir teklif olarak biz bunları yapmaktayız. Kime teklif? Sonuçta internet ortamındayız. Yazılı ve görsel medya aracılığıyla da mesajlarımızı insanlara iletme fırsatımız var. O zaman Türkiye'deki İslami çevreleri diyoruz ki bakın böyle alanlar var. İşte Kürt sorunu var. Müslümanlar Kürt sorununda şimdiye kadar yani layıkıyla bir sınav verebilmiş değiller. Elbette ki önemli çalışmalar, çabalar, şunlar bunlar oldu. Ekonomik meselelere hemen hemen hiç değindiklerini görmüyoruz zaten. Hani bu konuda ciddi bir külliyatla karşı karşıya değiliz. Efendim mesela sendikal çalışmalar açık söyleyelim. Yani özellikle son iktidar süreci başlayınca ben ayrılmıştım memur senden. Çünkü bir muhalif damarı üretmek, beslemek şeklinde bir sendikacılıktan ziyade daha çok yani bürokraside yer kapabilmek, bir takım imkanları paylaşabilmek anlamında yapılıyor. Bu yani sendikacılığın tarihsel ruhuna da, hali hazırdaki ruhuna da elbette ki aykırı. Diyelim şimdi Kürt sorunu var. Biz de bir edebiyat dergisiyiz bir yandan. Birçok kurumumuz olduğu için. Şimdi ben bilmiyorum yani Kürtçe yapan İslamcı dergileri dışarıda tutarsak, Türkçe yayın yapan İslamcı dergilerden Kürtçe edebiyatla ilgili hiç özel bir sayı falan olduğuna ben tanık olmadım. Bizim geçen yıl özel sayımız oldu Kürtçe edebiyat diye. Şimdi mesela özellikle Kürt bölgelerde falan da sağ olsun arkadaşlar bunu heyecanla karşıladılar. Hani diyor ki niye Tokat'taki insanlar Kürtçe özel sayısı yapıyor? Mesela İstanbul'da böyle bir şey yok. İşte Ankara'da daha sonra Ece dergisi Kürtçe öykü üzerine öyle çalışmalar yaptı sağ olsunlar. Ya Tokat'taki insanların böyle bir şey yapmaktaki gerçek amaçları nelerdir? Gerçek amacı şudur. Bir Müslüman olduğu için Rabbine karşı sorumluluk duyuyor. İkincisi de insan olduğu için yaşanan hiçbir acıya karşı bir yani kalamaz. Yani böyle bir şey mümkün değil. Şimdi işte HES'ler var mesela. Basit bir örneklik. Önemli ama basit olması niye? Gözümüzün önünde olduğu halde bu kadar basit bir gerçeklik, dokunulabilir bir gerçeklik olduğu halde insanlar buna bir yani. Diyelim HES'ler bizim, ben Niksar'dayım. Tokat'ta yaşıyoruz ama. Niksar'daki tarlalarımızdan geçiyor. Dün akşam arkadaşlarla da konuşmuştuk. Şimdi bu kadar görünür bir şeyi görmezlikten gelmek mümkün müdür? Hadi diyelim tarlamızdan, evimizin önünden geçmesin. Hiç önemli değil. Her gün gazetelerde, televizyonda, internet ortamında sıklıkla tartışılan bir şey. Şimdi biz mesela HES'leri protesto ettik. Muhtemelen bizim İslam çevrelerde ilk oldu. Bunu da bir teklif olarak yapıyoruz. Belki 5-10 kişi falan hiç önemli değil. Ya kalktık bir minibüs adam, işte HES bölgesine gittik. Hemen harflerimizi işte pankart üzerine yapıştırdık. Bunu belgeledik birkaç gazeteci arkadaşımızla birlikte. Ve en çok da aslında tepki alan eylemliklerimizden bir tanesi oldu. En azından diyoruz ki İslam çevreler bunu tartışsın. Peki neyi tartışsınlar? HES de şuna buna karşı çıkarken. Şimdi nükleer enerjiyi protesto etmek için bir aydır silindire benzeyen üniteleri hazırladık ama sürekli yağmur yağdığı için dışarı çıkıp da nükleer enerji protesto edemedik. İnşallah buradan döndüğümüz hafta yapacağız. İnsanoğlunun nefsini, arzularını ilah edinerek kendisine ihtiyacım dediği ya da ihtiyaç diye dayatılan her şeyi sonsuz bir tüketme arzusunu, çılgınlığını kendisine nasıl görebilir? Başka bir Müslüman olarak bir insanın kendisine dünyayı tüketmeye dönük böyle bir soruyu sormasını, bu soruyu da vicdanının derinliklerine değerlendirmesini biz istiyoruz. Bunu teklif etmeye çalışıyoruz. Tabii birçok insan elbette ki bunu tepkiyle karşılıyor. Mesela işte Tekel'den işte Tekel eylemlikleri sürecinde sigara fabrikasında çalışan arkadaşlarımızın işten atıldığı, 4C'leştirildiği filan dönemlerden bahsettim. Şöyle bir teklif şey vardır, değerlendirme vardır. İşte efendim bunu işte Ergenekoncu sendikalar, şunlar bunlar işte tahrik ediyorlar. Efendim eylemlikleri falan onlar destekliyorlar. Dolayısıyla bu hükümet yıkacaktır. Hükümet yıkılırsa efendim militarist bir şey egemen olacaktır. Şudur budur. Bakın adam Ergenekoncudur, başka bir şeycidir, bir takım gizli hesapları vardır. O yani benim bildiğim dışında bir alansa zaten müdahale etme şansımız yok. Sonuçta yağmur yağışta, Tokat Meydanı'nda, yani balyoz darbe planına, Ergenekonculara karşı da sesimizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeceğiz. Ama
Şimdi burada işten atılanlar hepsi tanıdığımız komşular yani, bizim arkadaşlarımız. Hoş, tanımasak ne olur? O da ayrı bir mesele. Mesela İslami kamuoyunun böyle bir takım savunmacı mekanizmaları var maalesef. Refleksleri var. Efendim aman onun bunun tuzağına düşmeyelim. Ama düştüğümüz başka tuzaklar var. Yani küresel sermayenin tuzakları mı var? Çok moda tabirle neoliberal tuzaklar mı var? Başka korkular mı var? Yani bizim özgüvenimizi, özgücümüzü emen, onu yok eden, efendim siyasi iktidar sürecinden uzak düşmemeye gösterdiğimiz bu özen nedir? İktidarlar gelir geçer, bizim mücadele azmimiz kalır. Mesela işte biz küçük bir sendikayız sayısal anlamda aynı zamanda. Diyoruz ki şimdi grev, işte büyük sendikalar, memur sen hariç grev yapmışlardı. Bizi destekleyecek misiniz? Elbette ki destekleyeceğiz. Şimdi işte memur sendika arkadaşlarımız, onlar da bizim kardeşlerimiz. Bakın grev yapalım ama bu işte hükümete karşı korkma. Hükümetler gelir geçer, grev haklarımız kalır. Şimdi arkadaşlarımızın az evvel yapmış oldukları konuşma bence çok önemli. Eğer Türkiye'de kamu çalışanları, işçiler, eğer kitlesel grevler yapabilirlerse bunun başörtüsü mücadelesinden, emek mücadelesine kadar ne kadar etkili sonuçlar doğurabileceklerini hepimiz hesaplayalım. Solcu sosyalist arkadaşlarla yan yana düşmek. Mesela biz 1 Mayıs'ta geçen yıl kendi eylemimizi yaptık hem de bu arkadaşlarla birlikte ortak eyleme katıldık. İşte yürüyüşte bulunduk korte içerisinde. Dedik ki efendim kölelere özgürlük diye bir pankartımız açtık. İşte altına yazdık Beled Suresi 13. ayet. Şimdi bir kölelik düzeni, küresel bir kölelik düzeninde yaşıyoruz. Biz de başka bir dünya mümkün diye insanlara vahiyden kalkarak bir cevap verebilmeliyiz, bir söz söyleyebilmeliyiz. Evet, bir kölelik düzeni var. Peki biz Müslümanlar ne yapacağız? Kölelere özgürlük ayetini pankarta taşıyarak bu mücadeleye omuz vereceğiz. Adil bir dünya kurmak için. Bir de Tasvir Dergisi'nin edebiyat alanından yola çıkarak Özgür Yazarlar Birliği diye bir oluşumumuz var. Tabii o daha çok Türkiye genelini aslında amaçlayan bir yapılanma diyelim. Özellikle muhafazakar tutumları aşan, onların da direniş hatlarını efendim görebilmelerini sağlayan işaret fişeği vazifesi görecek. Edebiyatı, düşünceyi, sanatı bu direniş alanlarıyla buluşturabilecek bir proje olarak değerlendiriyoruz. Bu anlamda özellikle İstanbul'da ve Türkiye'nin değişik yerlerinde arkadaşlarımızla bir takım projelerimiz var. Mesela geçen 28 Şubat'ta Taksim'de 28 Şubat ve Edebiyat adlı panelimiz olmuştu. Bugün de var inşallah. Hepiniz bekleriz bu arada. Edebiyat ve İdeoloji adlı panelimiz var. Biz bütün bu mücadele alanlarının, bu örgütlenme biçimlerinin birbirini tamamladığını, birbirini takviye ettiğini, birbirine omuz verdiğini düşünmekteyiz. Bu vesileyle herkes için adalet, herkes için özgürlük şiarı çerçevesinde önemli bir alana değinmek istiyorum ben. Mesela işte Müslümanlar başka sosyal kesimlerle nasıl ilişkiler kuracaklar? Ne yapacaklar bağlamında? Az evvel söylediğim gibi. Ya bu konuda da Türkiye'nin bir takım talihsizlikler yaşadığı inancındayım. Ya mesela hakikaten birçok insan bunu algılamakta zorlanır. Onları kınamamak lazım. Haşa, kınamıyoruz kimseyi. Çünkü büyük bir gelenek var, miras var. Solculuğun, sosyalizmin, İslam'ın son derece dışında olduğu inancıyla insanlar büyümüşlerdir. Bir öcü algısı, anlayışı vardır. O çevrelerden birçok çevre ve insan da tersini işte İslami çevreler için düşünür. Türkiye böyle bir süreci yaşayan bir ülke. Ama şunu yapabiliriz. Adalet temelinde güçlerimizi birleştirebiliriz. Bunun ama bir takım ölçüleri var. Mesela işte yeni 1 Mayıs'ta ne yapacağız? Arkadaşlarla falan konuşuyoruz. Bazı çevrelerden bahsettiler. Hani onlar da katılacaklar. Hani açıkçası insan yani hep böyle İslami değerlere saldıran ama aleni yapan, saldıran, tabii ki İslami değerleri benimsesin demiyoruz da böyle bir şey zaten olamaz. Mümkün değil. Farklı olmaz o zaman ama yani Allah aşkına yani niçin bizim değerlerimize karşı saldırgan bir dil kullanıyorsun? Bunu yapmazsak her zaman ilkelerimize bağdaşan her tutumda omuz omuzla yani biz bunu yürekten yapmakla mükellefiz. Eğitim sende arkadaşlarımız var.
her zaman çağrılan eylemlerine katılırız. Onlardan bazı gruplar hepsi gelmese bir kısmı bize gelir. Mesela şöyle bir gerçekliği var. Kürt sorunundan bahsettik. Mesela Tokat diyelim önemli oranda Alevi nüfusunun barındığı bir yer. Mesela Alevi arkadaşlar da sanırım İslamcılardan veya öyle bir yaratılan hayaletten korktukları, çekindikleri için önemli oranda daha Kemalist refleksler sergiliyorlar. Dolayısıyla aşılmaz duvarlar var. Ben öğretmenim mesela, edebiyat öğretmeniyim. Benim öğrencilerim yarısı Alevi. Şimdi tabii rahat bir ilişki kurmaya çalışıyoruz yıllardır. Ama çocukların çevreleri ya da ailelerinin o köklü korkularını atabilmeleri çok zor. Belki sizi çok seviyorlar. Yani sizin onlara gösterdiğiniz yakınlık, duyarlılık onları etkiliyor sağ olsunlar. Ama o geniş sosyal çevreleri, aileleri, diğer işte üye oldukları dernekler, şunlar bunlar derken ürettikleri bir korku var. Ama bazı arkadaşların zamanla bu korkularını açıkçası yıktığını gördük. Bu da gidip gelmeler. En çok kim gidip geldi dersiniz? Yani kendimizi şey yapmayalım ama biz gidip geldik. Gidip geldikçe o yaratılan duvarların, mesafelerin aşındığını, zamanla yıkıldığına tanıklık ediyorsunuz. Ya şunu söylüyoruz, onlara da her yerde. Bu dünyada sadece biz yokuz, siz de yoksunuz. Hepimiz bir aradayız. Ya biz insanları yok sayamayız asla. Ya muhafazakarlar, devrimci insanlar, işte solcular, şunlar bunlar, herkes. Yani hepimiz burada mahallede birlikte yaşamaktayız. Üst katımızda bir komşu var, aşağıda başkası var. Efendim diyoruz ki mesela siz Alevilik, şimdi meydanda ne dersiniz? Şöyle bir açıklamamız var. Kardeşim sistem Alevileri zorla Sünni yapmaya çalışıyor. Çocuklar bu din dersi işte, din dersinde yazılı varmış hocam siz yapacaksınız. Değil mi ya, din dersi kaldırılmadı mı filan, tamam mı? Ondan sonra zorunlu din dersine hayır. Ondan sonra ya bunlar özgürce işte konuşup tartışılabilecek zeminler. Çocuklar kendi kimliğinizi, bak yani aranızda Kürtler var, işte Aleviler var, İslamcılar var. Kimliğimizi konuşmaktan korkmayalım. İşte efendim Nevruz programı var diyelim okulda. İşte konuşma yapıyor öğretmen. Nevruz Türk dünyasının bayramıdır. Ya çocuklar diyor merkezden bahsettiler filan. Bu Nevruz'u en çok nereden duyduk? Kürtlerden duyduk hocam diyorlar. Peki niye şimdi Kürtlerden bahsedilmiyor? Korkuyorlar Kürtlerden, PKK'lılardan, şundan bundan. Yani öyle bir işte asıl zulümle dayanışılacak alan. Ya binlerce insan, şöyle okul önüne çıkıyorsun, 1000 tane insan var. Küçük bir okul. O kadar zihinlerin işgal edildiği, törpülendiği, endoktrin edildiği bir süreç ki. Yani siz mesela burada da biz belki ancak o kadar sayıda bir insanız. Ama bu Türkiye'nin her okulunda böyle. O zaman eğitim sendikaları, diğer dernekler, vakıflar, bu Kemalist eğitim, bu zorunlu eğitim, efendim bu dayatmacı eğitim sürecine karşı ne yapmak zorundayız? Tokat'ın meydanında bunu dillendirmek zorundayız. Tamam size bir takım davalar, soruşturmalar açabilirler ama ablamızın az evvel söylediği gibi risksiz herhangi bir mücadeleyi yükseltme şansımız var mı? Şimdi Kemalizmle hesaplaşmadan Kürt sorunu çözme şansımız var mı? Kemalizmi yargılamadan Türkiye'de oluşan sınıfları ve bu sınıfları anlamak ve bu sınıflarla hesaplaşma şansımız var mı? Asla yok. Lafı çok uzattım. Hepsini birlikte bir potada değerlendiren bir çözüm, bir yol haritasından yanayız. Peki şunu söyleyecekler belki arkadaşlar. Hepsi buna fazla olmaz mı? Ağır gelmez mi? Elbette ki ağır. Hakikaten ağır. Yani çok az sayıda insanın omuzuna binmiş yüklerden bahsediyoruz. Ama bu işin bedeli, riski bu. Belki zamanla daha geniş katılımcılar, daha geniş kitlelerle böyle bir şey mümkün olabilir, paylaştırılabilir. Daha ileri taşınabilir elbette bu mücadele. Eksik taraflar kalmış olabilir. Ben çok teşekkür ediyorum. Soru cevap bölümünde bir soru olursa onunla açmaya çalışırız. Çok sağ olun.